Herkese merhaba. The Cocktail Talks kanalına hoş geldiniz. Ben Erkan Deler. Size bugün çok güzel bir kokteyl yapacağım. Daha önce yaptım. Biraz gerilerde kaldı. Şimdi onu birazcık güncellemek istiyorum. Çünkü son zamanlarda inanılmaz popüler oldu bu kokteyl. Bir kuzu kulağı sour yapacağım. Orada biraz aquafaba kullanmıştım. Değişik bir teknik kullanmıştık. Şimdi daha simple, daha fresh bir kokteyl olacak. Bu kokteylin içinde bir de size değişik bir konudan bahsedeceğim. Onu da birazcık anlatmak istiyorum o konuyu. Neydi bu konu? Evde kokteyl yaparken arkadaşlarımız falan gelirse 4-5 kişi evde kokteyl içeceğiz. Kokteyli yapmak biraz zor oluyor. Özellikle bu tarz kokteylleri. Genelde bu kokteyli bir kişi yapar. Yapıcı birdir hep. Barmen birdir mesela. Düşünsenize 10 kişi geliyor, ben yapıyorum. Tam sohbet ediliyor, bir kişi geliyor, kokteylim bitti. 5 dakika sonra 12'si bitiyor, sonra benimkisi bitiyor, sonra 12'si bitiyor, o bitiyor, o bitiyor. Ben hiç günü yaşayamıyorum. Hep kokteyl yapıyorum. Şimdi biz bunların altından nasıl kalkıyoruz? Barda bizim işimizi kolaylaştıran soslar var. Kokteyl soslarıyla. Kuzu kulağında şimdi sosunu yaparken size işte kokteyllerde sosu yaptığımızda işler ne kadar kolaylaşıyor biraz da onu göstermek istiyorum. Şimdi normalde dedim ya ben bu shaker'ı alırım. Burada evet bu da kuzu kulağımız görüyorsunuz. Hepiniz hemen hemen artık tanıyorsunuz bunu. Her yerde de var bu. Makrolarda var, Carrefour'larda var, büyük marketlerde var. Çok ekşi, aroması güzel, yumuşak bir sebze. Şimdi size bir sos yapımını göstermek istiyorum. Burada bize blender gerekiyor tabii ki. Şöyle bu bitkinin hepsini atıyorum. Bunda çok fazla bizi rahatsız edecek aroma yok. Tadı ekşi. Şimdi yapacağım kadar mesela biz 5 kişiyiz diyelim ki bu akşam. 3'er kokteyl içeriz diyorum. Yani 15 kokteyl. 5'er siyel sos koyacağım. 75 siyel bir sosa ihtiyacım var. Onu ne yapıyorum? Bu ekşi tatlı olması gerekiyor. Yani yarı oranında limon suyu, yarı oranında şeker şurubu koyarsak iyi bir ekşi tatlı yakalarız. Çünkü bu otlar da ekşi. Likörü de kullanacağız. Likörle ot da birbirini dengeler. Ortaya aşağı yukarı çok lezzetli bir kokteyl çıkar. Ekşiliği az olursa limon suyu koyarız. Tatlılığı az olursa şeker koyarız. Orası basit. Mesela biz şimdi Özgür ikimiz içeceğiz. İkişer tane içeriz değil mi biz Özgür seninle? Özgür çok içiyor bu arada. Oturdum mu 4'ten aşağısı yok. 2 diyor da. 100 ml yani 10-15 siyah şöyle limon suyumu koyuyorum. Daha sonra bir o kadar da şeker şurubu koyuyorum. Tabii burada biraz daha limon suyu çok fazla yapmak istemiyorum. Çünkü sos ziyan oluyor. Ziyan etmek istemiyorum. Özgür içecek. Ben az içeceğim bugün. Sonra alıyorum bunu. Evet. Blender'da çekiyorum. Sonra süzgeçle posalarından ayırıyorum, süzüyorum. Mis gibi kuzu kulağı kokmaya başladı ortalık. Evet, sosum bu şekilde hazır. Yeşil bitkiler hızlıca kararıyorlar. Bunu unutmayın. Hemen hızlıca içine buz atıp onu soğuk tutmak gerekiyor. Yoksa rengi kahverengiye dönüyor. Aroması da biraz acılaşıyor. Onu istemiyoruz. Şokluyoruz şöyle. Sosumuz daha uzun vakit dayanıyor. Daha uzun vakit yeşil kalıyor. Ve kullanmadığımız vakitlerde yani kokteyl aralarında bile dolapta tutsak daha iyi oluyor. Kokteyle geçiyorum. Bunda vodka veya cin kullanabiliriz. Kuzu kulağı yumuşak olduğu için içinde vodka da iyi gider. Şöyle 4-5 siyel ne kadar isterseniz çok önemli değil. Ben 5 koydum Özgür içecek. Sarhoş olsun bugün. Sonra bir likör koyacağım içine. Portakal likörü de olur, mandalina likörü de olur, limoncello da olur. Bu da benim son geçenlerde yapmış olduğum yeşil limon likörü. Bu ara çok var yeşil limon. Tam şu an yaz limonu dediğimiz o limonların yeşil halde bütün marketlerde görebilirsiniz. Aldım birazcık. Normalde bu da normal limonla yaptığım limoncello. Arada ne var derseniz biraz daha yeşil limon tatları var. Biraz daha fresh. Şöyle 2 siyel de limon likörü koyuyorum. 5 siyel de
sos koyuyorum. İsterseniz 6-7 de koyabilirsiniz. Orada çok problem yok. Yani daha çok içeyim, uzun içimli olsun, alkolü hafif daha az olsun. Çünkü bu kokteyl o kadar fresh ve lezzetli ki bir anda içiyorsunuz. Ama bu içmeler tehlikeli söyleyeyim. Bir anda bakmışsınız gitmişiz yani. Sonra shaker'ıma buz dolduruyorum. İyice shake ediyorum. Şöyle bir bardak alıyorum. Yani yeni buz da koyabiliriz. Serbest dökümle yapabiliriz bu kokteyli. Yani ölü buz kullanmamaya çalışın. Ama evde de kokteyl yaparken çok da fazla buz imkanı olmuyor. O yüzden böyle kokteyllerde serbest dökümle yapılabilir. Kokteylimi süzüyorum. Süsleme olarak ona şöyle iki tane bir buğday sapı pipetimden koyuyorum. Üzerine şöyle birkaç tane daha buz koyuyorum. Sonra şu güzel taze nane filizimi üzerine serpiştiriyorum. Şuraya şöyle koyuyorum. Bir de üzerine şöyle bir limon kabuğu ve bu da bir zest makası. Şöyle yapıp hafif üzerine büküp şöyle bırakıyorum. Şu şekilde kokteylim hazır. Her şeyle şu an çok fresh gözüküyor zaten. Tadına bakıyoruz. Sürekli içtiğim kokteyl bu aralarda. Benim atölyelerde en çok sevilen kokteyller arasında zaten şu an her yerde hemen hemen var. Mükemmel kokteyl. İnanılmaz güzel bir kokteyl. Çok iyi kuzu kulağı aromaları var. Limoncello, limon kabukları tatları geliyor. Bu yeşil limon likörü biraz daha böyle yeşil limon tatları içerdiği için o da alttan geliyor. Dengeli, süper bir kokteyl. Bir sonraki kokteylde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olun. Instagram'a gelin. Instagram'ı takip edin. Orada atölyeleri takip edin. Homemade likörler. Alkol çok pahalandı bu arada. Ev yapımı likörler isterseniz bana yazın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.